Arkadaşlar merhabalar. Bugün neden metada diyeceğimiz bu desteğiyle oynuyoruz. Yani bu desteği küreselde birkaç oyuncu kullanıyordu ama genel olarak neredeyse hiç oynanmayan bir desteğiydi ama son zamanlarda bayağı popülerleşti. Kupada da oldukça karşıma gelen destelerden birisi arkadaşlar. Yani destede çok fazla build var aslında. Yani goblinler, goblin çetesi, dart goblini, iskelet fıçısı, yine duvar yıkıcılara da büyü atılıyor. Yani büyüye çok fazla giden bir deste var. Bu yüzden tuzak yönü yüksek oluyor ve bazen de güzel iş yapıyor aslında. Evet, vakit kaybetmeden bu desteği deneyelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Yani hızlı oynamamız lazım arkadaşlar. Yani biraz agresif de bir deste aslında. İki tane atak kartı var. O yüzden birazcık agresif oynayabiliyoruz. Bu arada güçlü madenci çok kullanılmaya başlandı gerçekten. Hani artık kabak tadı verdi diyebilirim ki bizim destemizde de güçlü madenci mevcut. Yani arkadaşlar gerçekten sıktı desem yeridir herhalde çünkü çok kullanılıyor. Gerçekten abartıldı. Şöyle bir atak yapacağım. Güzel. Şöyle bir goblinler. Goblin çetesine at. Hatta tomruk attı ya. Goblin çetesine atıp oraya bir tomruk atarsa soldan da duvar yıkıcılarla gideceğim. Rakip attı. Şöyle yapalım. Bir tanesi vuracak. Evet. Şuradan bir gidelim. Evet, bomba kulesi bizim için çok büyük problem. Baya bizim canımızı sıkacak kartlardan birisi. Çünkü arkadaşlar alan hasarı vuruyor. Destemizdeki yani neredeyse birçok kartta alan hasarına gidiyor. Dikkatli olmamız lazım. Hemen şöyle iskelet fıçısını atalım. Evet, okçular geldi. Şimdi şöyle buradan atalım dartı. Şöyle bir goblinler. Buraya bir bu arada vurdurur mu onlar? Vurdurmaz. Çok güzel. Şimdi tomruğu attığı için oradan vurur muyuz? Oradan vurursak buradan bir hata çıkalım şöyle. Bomba kulesi. Evet, bomba kulesi baya yani bizi bitiren kartlardan birisi oldu. Normalde yani Clash Royale'de Testa çok kullanılırdı. Mezar taşı falan yine kullanılıyor da. Testa gerçekten öldü arkadaşlar Clash Royale'de. Hani Testa'yı XC dışında görmüyorum. Hatta bazen XC'inde bile görmüyorum. Clash Royale çok başka bir yere geldi artık. Şöyle Dart Goblin'ini atalım. Oraya bir bomba güzel gider aslında. Ya yani şöyle attım ama bomba bırakacağım o goblinleri de almak için. Şuraya bir alev topu bırakalım. Yani zaten doğru düzgün vuramıyoruz. Çok güzel alev topu attık. Eşleşme rakipte aslında. Yani çünkü bomba kulesi özellikle direkt olarak bizi sıkıntıya sokan bir kart. Evet. Bu arada alev topu atacağım şuraya. Zehiri de var. Hiç iyi değil bizim için durum. Hemen buradan iskelet fıçısını atalım. Buradan da şöyle güçlü madenciyle bir çıksak. Güzel olabilir. Bakalım sağa tomruk gelecek mi? Geldi de. Şimdi bunu atacağım. Buna da bomba kulesi. Çok güzel bu arada. Çok güzel kaçırdı. Harika. Çok iyi oldu. Şu an biraz olsun arkadaşlar. Daha fazla maça bağlandık. Buraya direkt alev topunu basıyorum. Şöyle yapalım. Zehir de attı yine aynı zamanda. Yani güzel baskı kurarsak arkadaşlar kule canından falan dahi kazanabiliriz. Şöyle buradan da güçlü madenciyi de atıyorum. Şuradan bir dart. Vuralım orada. Çok güzel bu arada. Harika. Hemen buradan özelliği basıyorum. Oradaki bombaları alalım. Patlatalım. Yani şeye vuralım. Çok güzel bu arada. Sağdan da vurduk. Şöyle yapacağım. Tomruk gelir mi? Geldi. Alev topu atsaydım keşke. Çok daha iyi olurdu. Yani birazcık kendimizi de riske soktuk. Çünkü duvar yıkıcılara gerçekten bizim bir cevabımız yok aslında. Neyse şu an alev topunu en azından okçulara kullanayım arkadaşlar. O hasarı boşa yememiş olalım. En azından 3-5 de olsa vuralım. Çok güzel bu arada. Evet, kule farklı bir yere kilitlendi ve galibiyetimizi aldık. Yani eşleşme anlamında aslında eşleşme rakipliğiydi arkadaşlar ama güzel oynadık ve galibiyetimizi aldık. Evet, ikinci rakibimizi de bulduk. Emilio geldi. Bir İtalyan ismi arkadaşlar. Şöyle bol şans diyelim. Hatta ona bir ahu da basalım. Ahu. Ahu.
Oo, Tesla geldi bu arada. İyi kart arkadaşlar, lafının üstüne gelirmiş. Tesla yok dedik, Tesla geldi karşımıza. Yani bu arada ciddiyim, Tesla yani neredeyse hiç kullanılmıyor. Yani şu an ben bile görünce Tesla'yı bir şaşırdım. Böyle yıllardır görmediğim bir arkadaşım gibi yani Tesla. Yani az kaldı böyle nasıl gitti hayat, neler yaptım bu zamanda falan diyecektim. Normalde artık log bitti arkadaşlar. Ya top kullanılıyor ya da felaket kulesi. Tomruğunu attı, o yüzden arkadaşlar Dart Goblin'ini çıkarıyorum. Yani bilinçli olarak arkadaşlar tomruğu attığına, bu desteği oynamak istiyorsanız, düşünüyorsanız tomruğu atmasına, işte büyüleri çıkarmasına, bunların hepsine dikkat etmeniz lazım. O tomruğu gördüğünüzde çıkardığını Dart'ı etkinleştireceksiniz, goblinleri etkinleştireceksiniz, iskelet kutusuna atacaksınız vesaire. Buraya alev topu atacağız yalnız. Oraya ben bir bomba almak istiyorum. Prensesi alamadık ama sorun yok. Şimdi sen orada tomruğunu attın. O yüzden şöyle bir goblinleri atalım. Alırız orada. Güzel. Hafiften ikisi de geride olabiliriz. Dikkatli olmamız lazım. Şu an birazcık bekleyeceğim. 300 de olsa avantajımız var. Bununla birlikte çok gıcık bir hamledir ama şöyle köprüden dart basıp da vuruş elde etmeye de çalışabiliriz. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, rakip köprüden prenses atıyor. Yani nefret ettiğim bir hamle. Gerçekten hani bence Clash Royale'de elit barbar öfkeden bile daha toksik bir hamle olduğunu düşünüyorum köprüden prensesin. Yani her türlü bir de vuruyor ya. Hatta 2-3 bile vurabiliyor bazen. Çok gıcık alıyorum yani o hamleden. Köprüden elektro dev ve köprüden prenses. Köprüden elit barbar. O 3 hamleden nefret ediyorum yani. Şimdi buraya bir alev topu atalım arkadaşlar. Roket. Roket attı ama biz bundan sonra o zaman atağa başlayacağız. Yani bizim muhafızlarımız da var. Özellikle atağımızı daha da güçlendirmek adına şöyle bu arada bombayı patlatıp buradan gideceğim ben. Ve destede arkadaşlar sağlı sollu yani çok yönlülük diyeyim daha doğrusu çok fazla. Çok yönlü bir deste. Bu yüzden hani böyle her zaman da tek taraflı gitmek doğru olmayabilir. Bazen sağ taraftan gitmek daha iyidir. Kulenin canı ne kadar oranın daha da fazla olsa sağdan gidersiniz veya soldan gidersiniz. Bakın biraz önce sağdan vurmuştuk ama soldan şu an daha fazla hasar verdik. Hani golem mantığını çok uygulamanızı tavsiye etmem bu desteği oynamak istiyorsanız. Her destenin bir stratejisi, bir mantığı vardır. Şöyle buradan atalım. Tomru da attı. Şimdi köprüden yine prenses basar bu. O yüzden hiç belli. Ya biliyorum ya. İçinizi biliyorum sizin. Gerçekten. Bravo diyor. Ha, bravo. Ben de bravo diyorum şu an. Hatta yavaştan birbirimize bravo demeye de başlarız. Şöyle bir alev topunu da sallayalım. Çünkü biliyorum arkadaşlar. Biraz sonra bu arkadaşımız roketlemeleri dener muhtemelen. Baktı kuleye vuramıyor çok. Maçta da geride. Basar roketleri belki. Tabi izin vermeyeceğiz. Biz de rakibe baskı yapacağız yani. Şöyle hemen buradan gidelim duvar yıkıcılarla. Eyvah demeye de başladı. Bunlar da gıcıklığına diyor yani öyle gerçekten işler kötü gittiğinde değil. Bu arada çok güzel. Ama alamıyoruz şu an orayı. Şuraya tam alev topunu atarız ama. 33. 33 bu arada Mersin'e de selamlar. Mersin yani herhalde 30'un üzerinde gitmişimdir hayatım boyunca. Çok gittim Mersin'e. Evet şöyle alev topunu da atalım arkadaşlar ve galibiyetimizi aldık. İyi oyundu dedi en azından. Biz de iyi oyundu diyelim. Logbait'e karşı güzel bir stratejisi var aslında. Prensesi alırsanız. Prensese de aslında alev topu atmamın sebebi şuydu. Çünkü alan hasarı özellikle bizi birazcık zorluyor fark ettiyseniz. O yüzden rakibin alan hasarlı kartını çıkarıp sonrasında ataklar yapa yapa almaya çalışıyorum. Evet, uzak doğudan bir oyuncu. Hemen şöyle iskelet fırçasını atarak başlayalım. Şok bildiği bir alev topu atalım mı? Onlar vurur çünkü. Yani orada aslında hani direkt maçın başında alev topu atmak doğru mudur yanlış mıdır ama orada iskeletlerin vurma ihtimalinden dolayı attım. Normalde hani direkt öyle atmak çok da doğru değil tabi. Rakibi görmeden. Evet hasar takasında eşitiz şu an. Oo, rakip kraliyet domuzu oynuyor. Şimdi acaba büyüsü ne?
Tahminimce bu desteği oynuyorsa oklardır diye düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Şöyle buradan dartı dağıtalım. Şimdi orada ok mok atar. Şaşırmadım. Yalnız benim buraya yapacak bir şeyim yok. Şu an muhafızları atacağım mecbur. Birazcık hasar yiyeceğiz. Ama çok iksir harcamadım. Bilmiyorum. Biz bir gidelim ya. Buradan ben iskelet fırçasını da basıyorum. Alev topu mu? Yani altın şövalyeyle şu zamana kadar ne zamandan beri alev topu oynandı da şu an gidip alev topu oynuyorsun? Yani bizi anti almak için rakip bayağı bir uğraşmış herhalde de. Soldan muhafızlar biraz vurursa çok iyi olur. Da ben şöyle bir duvar yıkıcıları da atacağım. Evet. Bu desteği de arkadaşlar yine bence bir yani bir bir yaparsak çok iyi olur. Bir avantajımız olacağını düşünüyorum ben. Şöyle yapacağım ben ya. Birazcık agresif olacak ama. O, belki o da atabilir. İksiri yettiği an atacak aynen. Yani yaklaşık 1-2 iksir öndeyiz. Ama okları var. Yani bu bizim için çok kötü. Ve yani biraz vurmamız lazım. 1400'lü yeri almamız da lazım yani. Alev topunu da atacağım buraya mecbur. Şimdi bir iskelet fıçısı deneyelim mi? Dart. Dart atacağım. Yani orayı kaybettik. Orayı zaten şu an savunabilme ihtimalimiz yok. Güzel vurduk aslında. Çok güzel. Ama orayı bir alsak çok iyi olacak da. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi orada uçacak. Aynen biliyorum yani. O yüzden orada onu bir koruyalım. Buradan da gidelim arkadaşlar. Direkt de şey yapmayalım. Yani sağdan böyle davulla zurnayla da gitmeyelim. Soldan da gidersek gidebiliriz mantığında yapalım bu işi. Çok güzel. Yakaladık. Çok iyi oldu be. Çok güzel. Hemen buradan dartı basıyorum. Bu arada uçtaca gider ora. O şeyler üçler bu arada dostum. Onlar üçler. Çok fena üçler hem de. Ve kazandık. Evet. Yani güçlü madenciyi böyle küçümsememeniz lazım arkadaşlar. Hani ben golem oynarken dahi güçlü madenciyi böyle bıraktığım zaman iki defa üç defa düşünerek bakarak bırakıyorum. Çünkü kilitlenirse bir kuleyi yani sağ bırakmaz. Biraz önce de öyle oldu zaten. Kuleyi sağ bırakmadı. Güzel yakaladık. Özellikle maçın kritik hamlelerinden birisi orada altın şövalyenin zıplayacağını öngörmekti. Muhafızları atınca dartı koruduk. Sağdan da bastırdık. Yani hepsini soldan yığsak, ok atsa atağı durdurabilirdi. O yüzden arkadaşlar yani diğer kulenin canı full bile olsa bazen rakibi zorlamak için sağlı sollu basmanızı tavsiye ederim. Evet rakibimizi bulduk. Yine uzak doğudan bir oyuncu ve bir dakikadır maç arıyorum. Yani neden bu kadar uzun sürdü onu da anlamış değilim ama. Şöyle atalım. Rakip de bu arada fark ettiyseniz köprüden dart attı. Çok gıcık bir hamle. Güzel yakaladık. Ben böyle bir gideceğim ya. Ben bir şöyle gideceğim. Sen orada çünkü bayağı iksir harcadın. Bakın güçlü madenciyi de ittiriyorum ki rahatsız edelim. Çok farklı bir destesi var gibi. Özelliği basmayalım. Şimdi orayı aldık. Şimdi golemi savunabildiğimiz kadar savunmamız lazım ki kuleyi alması da muhtemel aslında. Şu an tabi dartla evet gecasının yarasaları çok etkili oldu bu arada. Şöyle yapsak olur mu? Yok orayı alacak gibi. Aynen. Sorun yok. Toplayıcısı hayatta rakibin. Bu sefer bizim değil rakibin toplayıcısı hayatta. Şöyle bir gidelim mi? Duvar yıkıcılarla da ittireceğim. Güzel. Vuralım orada. Fena değil. İskelet fırçasıyla da gidelim. Yani şu an toplayıcı alev topu atmadım çünkü gece cadısını saklamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü gece cadısını eğer ki hani tekli savunamayız. Yani yarasaları özellikle bizi bitirir. Alan hasarımız da olmadığı için alev topu dışında. O yüzden alev topunu saklamak istiyorum şu an. Atacağım bu arada şöyle. Dart öne geçecek gibi herhalde. Geçmezse çok iyi olur. Çok güzel bu arada. Arkasına sığındı muhafızın. Şu anda kuleye ağaç kakan gibi vuruyor. Çok güzel. Yalnız bir anda 3 taç yemeyelim de o da bir problem olmasın bizim için. Bu sefer güçlü madenciyi de saklamak istiyorum. Çünkü güçlü madencinin bombası da gece cadısına karşı bize fayda sağlayabilir. Hatta böyle bombayı yedirip sonra alev topu atarız diyecektim. Onu yapmak zorundayız şu an bu arada. Yani başka türlü olacak gibi değil de.
Şöyle bombayı bırakalım artık mecburen. Şöyle buradan bir şey yapıyorum. Çok güzel. Muhafızları dağıtalım. Tertemiz savunduk şu an. Bundan sonra savunma arkadaşlar. Atak yok. Sadece savunacağız. Savunursak. Çok güzel bu arada. Dart oradan yavru ejderi de vuruyor. Harikasın Dart ya. Gerçekten çok güzel iş yaptı. Şöyle bir tane daha atıyorum. Hani rakibi hiç şu an düşünebiliyor musunuz? Hani o kadar gıcık oynuyoruz ki biraz. Hani her yerden goblin çıkıyor. Dart zaten çok sinir bozucu. Sağlı sollu duvar yıkıcılar. Rakibin de yapabileceği çok bir şey yok ve galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Gerçekten güzel bir deste. Yani bu desteye bir nerf de yer mi diye baktığım zaman nerf yiyebilecek bir deste de değil aslında. Yani goblinler biraz fazla kullanılıyor. Evet. Güçlü madenci yine birazcık fazla kullanılıyor ama onun dışındaki kartlar hani bırakın nerf'ü buff bile alabilecek kartlar aslında. Alev topuna bir daha nerf gelmez. Güçlü madenciye nerf gelme ihtimali bilemiyorum. Çok orta yani. Hani kullanışlı bir deste arkadaşlar. Yani oynanabilecek bir deste. Hani bait desteğe de benzeyen bir deste aslında. Fark ettiyseniz bir tane kartını çıkarırsa diğerini aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ve rakibin sinirlerini bozuyoruz. Atak yönde yüksek bir destedir. Böyle atak yapmayı seviyorsanız sürekli yine bu desteği oynayabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.